Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda Demir'den Doğru Yerdesiniz. Bugün sizinle tatlı krizleriyle nasıl başa çıkabilirim bunu konuşacağız. Çünkü bununla alakalı da bana çok fazla mesaj geliyor. Hocam işte özel günlerim oluyor, işte tatlı isteklerim oluyor, işte erkeklerde de oluyor aynı şekilde. Tatlı krizleriyle nasıl başa çıkabilirim? Bununla alakalı önerebileceğin şeyler nelerdir diye sordunuz. Ben de bununla alakalı size bir video çekmeye karar verdim. Eğer video konusu ilginizi çektiyse lütfen izlemeye devam edin. Özellikle burada vurgulamak istediğim nokta elinizin ne zaman tatlıya gittiği ve canınızın ne zaman tatlı çektiği aslında. Vücudumuz unutmayın ki stresli olduğu zamanlarda tatlı isteğiyle başa çıkamıyor. Bugünlerde daha çok tatlı istiyor. Aslında burada amacımızın stresimizi minimum düzeye düşürmek olması lazım. Dolayısıyla stresle başa çıkabilmek aslında çok önemli. Bu videoda tatlı krizleriyle nasıl başa çıkabileceğinizi size anlatacağım ve bu noktadan sonra muhtemelen canınız tatlı istemeyecek arkadaşlar. Bununla alakalı doğru alternatifler de vereceğim. Dolayısıyla izlemeye devam edin. Şimdi tatlı isteğinin birkaç sebebi var. Öncelikle ilk sebebine gelelim. İlk sebebi arkadaşlar kan şekerindeki dengesizlikler. Düzensiz beslenme, uzun süre aç kalma tabii ki kan şekerindeki dengesizliğin başlıca sebebi biliyorsunuz. Bu uzun süre aç kalmaya da işte dengesiz beslenme kan şekerinde ani düşüşlere sebep olabiliyor ve vücut bu ihtiyacı olan enerjiyi almak için de direkt tatlı alternatifine yöneliyor çünkü tatlının yoğun bir şekilde enerji verdiğini biliyorsunuz. Peki böyle bir durumda olduğumuzu nasıl anlayabiliriz? Yemeklerden sonra yine acıkma, hızlı bir şekilde tekrar acıkma yaşıyorsanız, enerji düşüklüğü hissediyorsanız, kan şekeri seviyelerinizin dengesiz olduğundan burada bahsedebiliyoruz aslında karbonhidratlarınızı dengeli bir şekilde protein ve yağlarla birlikte tüketmeniz gerekiyor bunu yapmak için. Kan şekerinin düzelmesine burada yardımcı olmanız gerekiyor. Aslında dediğim gibi beslenme şekliniz burada çok önemli. Direkt tatlıya gitmektense proteininizi, işte yağınızı, karbonhidratınızı doğru bir biçimde almanız burada çok önemli. Genelde bu olay fast food tüketen insanlarda daha fazla oluyor fast food'u çok fazla yediğiniz zaman biliyorsunuz fast food'da zaten besin değeri çok düşük olduğu için direkt canınız tekrar tatlı isteğine gidebiliyor ya da işte canınız tatlı isteyebiliyor ya da tekrar yemek yemek isteyebiliyor. Bu yüzden arkadaşlar daha kaliteli karbonhidratlar, daha kaliteli proteinler tüketmenizde fayda var. İkinci sebep insülin direnci. İnsülin direnci de biliyorsunuz burada çok önemli. Peki insülin kan şekeri seviyesini düzenlemek için pankreasın salgılamış olduğu bir hormon biliyorsunuz. İnsülin hormonu ancak insülin direnci geliştiği zaman vücudunuz insüline karşı daha hassas hale gelmeye başlıyor ve dolayısıyla kan şekerini kontrol etmekte zorluk yaşamaya başlıyor. Peki bununla alakalı belirtiler nedir? Belirtilerimize bakalım. Yemeklerden sonra hızlıca acıkmak, şekerli yiyeceklere daha çok yönelmek, karın bölgesinde yağlanma, sürekli yorgun olmak, yorgun hissetmek, özellikle gece geç saatlerde tatlıya yönelmek Peki nasıl anlaşılır insülin direnci olup olmadığınız? Eğer bu bahsettiğim belirtileri sık sık yaşıyorsanız arkadaşlar bir doktora gidip açlık kan şekerinizi ölçmenizde fayda var. İnsülin seviyesini ölçen belli başlı testler var. Zaten gittiğiniz zaman doktorunuz bunları size tavsiye edecektir, önerecektir, yapacaktır. Bununla alakalı insülin direnciniz olup olmadığını da doktordan öğrenebiliyorsunuz. Öneride bulunmam gerekirse ne önerebilirim arkadaşlar? Düzenli egzersiz yapmak tabii ki bu da çok önemli insülin direncinizi azaltmaya yardımcı olacaktır. Düşük glisemik indeksi gıdalar tüketmenizde fayda var. İşte örnek veriyorum başka bir videomda mesela baldo pirinç yiyin kilo almak için diyorsam siz basmati pirinç ya da yasmin pirince yönelmelisiniz arkadaşlar glisemik indeksi daha düşük olduğu için e, bu şekilde kan şekerinizi daha düşükte tutmanızda fayda var kan şekeri dalgalanmalarının önüne geçmek için. Üçüncü sebepte arkadaşlar stres ve duygusal problemler Duygusal anlamda tatlıya yönelmek istiyor olabilirsiniz. Peki bunu nasıl anlayacaksınız? Stresli olduğunuz zaman, işte duygusal olarak zorlandığınız dönemlerde, stresle başa çıkamadığınız dönemlerde, beyniniz tatlı yeme isteğini ortaya çıkartabiliyor. Stres biliyorsunuz kortizol hormonunuzu harekete geçiriyor ve bu sebepten dolayı vücudun enerji ihtiyacını yükseltiyor, daha fazla enerjiye ihtiyacınız varmış gibi hissettiriyor ve hızlıca enerji alabileceğiniz tatlıya yöneltiyor sizi. Peki bununla alakalı belirtiler nedir? Gergin veya mutsuz hissettiğinizde tatlıya daha fazla yönelmek. Tatlı tükettikten sonra geçici bir rahatlama hissiyatı yaşamak. Ve sebepleri arasında yerini alabilir. Nasıl anlaşılır peki? Eğer stresli olduğunuzda tatlı krizleri yaşıyorsanız. Bu duygusal yemeğe yönelmenin bir sonucu olabilir arkadaşlar. Öneri de şu, Stresi yönetmek için nefes egzersizleri yapmanız lazım. Meditasyon, fiziksel aktiviteler yapabilirsiniz. Egzersiz yapmanın rolü burada çok büyük. Dolayısıyla egzersiz yapmak, motivasyonel çalışmalarda bulunmak sizi tatlı isteğinden uzaklaştıracaktır. Başka bir sebebi, dördüncü sebep arkadaşlar uyku eksikliği olabilir. Biliyorsunuz uyumadığımız zaman daha fazla tatlıya ihtiyacımız artıyor. Nasıl bu enerji içeceklerin içerisinde şeker varsa tatlı tatlandırıcılar varsa aslında buna doğru yöneliyoruz. Bunun sebebi ne olabilir bakalım. Yetersiz uyku tatlı isteğini arttıran başlıca faktörlerden bir tanesi. Yeterli uyku almadığınızda vücut enerji ihtiyacını yine tatlıdan dermek istiyor olabiliyor. Karbonhidrata ve şeker yöneliyor aslında ikisine birden yöneliyor vücut. Leptin yani tokluk hormonu seviyeleri düşerken vücutta arkadaşlar. Grelin yani açlık hormonu seviyeleri artmış oluyor. Belirtileri nelermiş ona bakalım gece geç saatlerde atıştırma isteği, gün içinde sürekli harsız hissetmek nasıl anlaşılıyor? Eğer uykusuz kaldığınız günlerde daha fazla tatlı isteği olduğunu fark ediyorsanız uykunuzu düzenli hale getirmenizde fayda var arkadaşlar. Biliyorsunuz uyku ile ilgili bir videom vardı onu da aşağıya bırakacağım. Eğer izlemek isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Uykunuzu düzenli hale getirmenize yardımcı olacaktır. Evet her gece 7-8 saat uyumaya özen göstermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ihtiyacımız olan uyku düzeyi bu. İyi bir uyku düzeniyle arkadaşlar hem metabolizmamızı düzenliyoruz ve hem de tatlı krizlerinin önüne geçmiş oluyoruz. Evet, beşinci sebebi tatlı krizleri. Kadınların yaşamış olduğu özel günlerde artan tatlı krizleri. Bunu nasıl çözümleyeceğiz? Kadınlarda biliyorsunuz adet dönemi öncesinde özellikle hormon seviyelerinde değişiklikler olmuş olabiliyor. Tatlı isteği artabiliyor. Ostrojen ve progesteron seviyelerinde dalgalanmalar meydana geliyor. Ve dolayısıyla vücut daha fazla şeker istemeye başlıyor. Bunun belirtileri de şunlar. Özellikle adet dönemi yaklaştığında yoğun şeker isteği olması. Nasıl anlaşılıyor eğer tatlı istekleriniz belli dönemlerde artıyorsa e, hormonlarınızdaki değişiklikler bunun sebebi olabiliyor. E, önerim de şu bu dönemde şeker ihtiyacınızı daha sağlıklı alternatiflerle değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Yani ne gibi mesela tatlı hisseniz olduğunda bunu meyveden karşılamak gibi mesela. E, bu arada magnezyum içeren gıdalarda kullanmanız çok önemli. Bazen tatlı isteği magnezyum isteğiyle karşılaştırılabiliyor, kıyaslanabiliyor. İkisi farklı şeyler arkadaşlar. Magnezyum ihtiyacınızı mutlaka gidermeniz gerekiyor. Bununla alakalı her gün bir tane bu arada mineralli su tavsiye ediyorum. Onun dışında ıspanak, badem gibi gıdalar tüketebilirsiniz bu dönemde. Kesinlikle çok faydasını göreceksiniz. Peki hocam tatlı isteğiyle nasıl başa çıkabiliriz? Arkadaşlar bir dengeli beslenmemiz gerekiyor. Dengeli beslenmek gerçekten burada çok önemli. Öğünlerde lif, protein ve sağlıklı yağları bir arada tüketmemiz gerekiyor. Ee, kan şekerini bunlar dengede tutacaktır arkadaşlar. Tatlı isteğini de azaltacaktır. Basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratlardan gitmenizi tavsiye ediyorum. Sabah kahvaltılarında örneğin protein ve lif oranı yüksek yiyecekler tüketmek ne gibi mesela yumurta, yulaf gibi mesela. Protein ve lif oranı ikisinde biliyorsunuz yüksek. Bunlar sizi hem tok tutacaktır hem de tatlı isteğiyle başa çıkmanızı sağlayacaktır. Peki ara öğünlerde neler yemeliyiz? Badem, fındık, ceviz arkadaşlar kesinlikle ara öğünlerde tüketilmesi gereken parantez açıyorum. Çiğ olarak tüketilmesi gereken gıdalardır. Peki ikinci olarak ne söyleyebilirsin hocam? Ne gibi alternatiflerde bulunabilirsin? Arkadaşlar ikinci olarak kesinlikle su içmelisiniz. Su içmene burada dikkat etmelisiniz. Ben her zaman her videoda söylüyorum biliyorsunuz. 2 litre su tüketin. Şimdi evet ben 2 litre su için diyorum ama bu antrenman yapan ve kesinlikle saplamen tüketen bir bire için 4 litre denilebilir arkadaşlar. Dolayısıyla çarpı 2 yapmanız gerekiyor ve kardiyoda kesinlikle su miktarını hesaplamamanız gerekiyor. Su içmek gerçekten çok önemli. Günde en az 2-2,5 litre su içmeye çalışın tatlı krizi geldiğinde bir bardak su içerek tatlı krizinin geçip geçmediğine bakabilirsiniz arkadaşlar. Bazen su ihtiyacından da kaynaklanabiliyor. Biliyorsunuz tatlı yediğinizde daha fazla susayacaksınız. Su Dolayısıyla öncelikle su içmekte fayda var. 3 Stres yönetimi arkadaşlar stres gerçekten çok sıkıntılı. Stresi doğru şekilde yönetmek, tatlı isteğinizi kontrol altına almada gerçekten çok önemli bir noktada. Yoga, nefes egzersizleri yapmak, meditasyon yapmak gerçekten çok önemli. Yürüyüşe çıkabilirsiniz, yürüyüş gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Stresle başa çıkmada size fayda sağlayacaktır. Tatlı yemek yerine stresli olduğunuz zaman dışarı çıkıp bir yürüyüş yapmak, işte kafanızı biraz boşaltmak ya da antrenmana gitmek gerçekten faydalı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Tatlı isteğe geldiğinde tatlı yemek yerine hemen bir alternatife yönelmekte fayda var. 4. Burada size sağlıklı birkaç alternatiften bahsedeceğim arkadaşlar. Tariflerimi yazdım. E, muzlu chia puding. Bakın bu da çok güzel bir tarif. Kesinlikle yapın. Çiya tohumları ve muzla yapabileceğiniz basit ve sağlıklı bir alternatiftir. Hem tatlı ihtiyacınızı giderir hem de besleyici bunun nasıl yapıldığı ile ilgili muzu eziyorsunuz arkadaşlar. Çiğ ile karıştırıyorsunuz. ve bununla beraber zaten direkt pudinginiz hazır olmuş oluyor. Yani dolayısıyla hem çiğ tohumu hem de muz yemiş oluyorsunuz. Aslında oldukça basit bir tarif. Kesinlikle tatlıyla başa çıkmanızı kolaylaştıracaktır. İkinci olarak hurmalı enerji topları var. Bunu nasıl yapıyormuşuz? Şeker yerine hurma kullanacakmışız. Yapacağımız bu enerji topları tatlı krizlerini sağlıklı bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir diyor. Dolayısıyla arkadaşlar hurmayı alıyorsunuz bildiğiniz eziyorsunuz aslında. Dışını isterseniz hindistan cevizi tozuyla da kaplayabilirsiniz. Gayet basit bir tarif. Hurmayı alıyorsunuz. Çekedeğini çıkartıyorsunuz. Eziyorsunuz ve top haline getirip dışını da Hindistan ceviziyle birlikte kaplayıp direkt tüketiyorsunuz. Gayet basit aslında arkadaşlar. Dolayısıyla tatlı krizi geldiğinde bu tarz alternatiflere yönelmekte fayda var. Benim tatlı krizlerim sanırım herkesinki gibi değil. Yani daha doğrusu ben tatlı krizleri geldiği zaman işte bir yemek yediğimde ya da kan şekerim düştüğü zaman işte bir saplement içtiğimde protein tozu ki biliyorsunuz protein tozlarının içerisinde de sukraloz var yani tatlandırıcı var bununla başa çıkabiliyorum bazen protein bar yiyebiliyorum protein bar seçimlerinizde de arkadaşlar gerçekten protein barların içerisinde az şekerli olanından tercih etmeniz oldukça önemli az şekerli protein barı tarifi de çekebilirim aslında size evde de yapılabilecek bir şey Hurmayla da yapılabilir aslında çok da basit yulaf ve hurma ile bile protein bar tarifi yapabilirim fakat hani dışarıdan almanız gerekiyorsa dışarıdaysanız ve hani alternatifiniz yoksa bununla alakalı bilindik markalardan gidebilirsiniz. Ben size Fellas'ı tavsiye ederim. Fellas gerçekten güzel ürünler yapıyor. Hem şeker oranları da oldukça düşük ve size iyi bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Eğer tatlı krizlerine başa çıkmak istiyorsanız Hindistan cevizi seviyorsanız Hindistan cevizli ya da işte fıstıklı seviyorsanız fıstıklı olarak alternatifleri var. Gerçekten güzel ürünleri var. Denemenizi tavsiye ederim. Bununla beraber e, ne yapıyorduk mesela e, fıstık ezmesi tüketiyorduk fıstık ezmesini işte pirinç patlağının ya da kara buğday patlağının üzerine sürerek tüketiyorduk ya da işte muz ya da yeşil elma gibi alternatiflere yöneliyorduk. Dediğim gibi bu tarz alternatiflerde sizin gerçekten e, Tan şekerinizi çok da dalgalandırmadan tatlı isteğiyle başa çıkmanızı kolaylaştırabilir. Eğer sizlere faydalı bir içerik olduysa videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu tatlı krizleriyle başa çıkmakta zorlanan bir arkadaşınıza gönderin. Benden de çok selam söyleyin. Bu arada beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Videoya yorum yazabilirsiniz. Kanalı takip edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sıcak, çok sıcak.